وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فالرجس فاهجر إلى آخر سورة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. محترم kardeşlerim, bu aleme teşrif etmeden önceki hayatında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hakikati Ahmediyedir. Dünyaya teşrif buyurduktan sonra nübüvvet vazifesiyle serfiraz olduğu dönemlerde ise onun hakikati Muhammediyedir Aleyhisselam. Öbür alemde kıyametten sonra haşir meydanında ve daha sonrasında özellikle ümmetine ve sonra insanlığa şefaat etme makamıyla serfiraz olması yönüyle de o hakikate de hakikati Mahmudiye denir. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmude ayetiyle anlatılan ve ezandan sonra bizim okuduğumuz ezan dualarında ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'adde inneke la tuhliful mi'ad diye ilan ettiğimiz ya Rabbi ona vaat ettiğin makamı mahmudu ona ver çünkü sen vaadinde hulfetmezsin diyerek aslında şefaat etme makamının sahibi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan onun öyle bir makama çıkmasını istemek, yani kendimizin de öyle bir şefaat çerçevesine dahil olma arzumuzu
niyetimizi, isteğimizi de belirtmek demektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bütün isimlerinde hamd manası vardır. Ahmet ismi taftilla hamede kökünden türer. Muhammed hamd edilmiş, met edilmiş manasında hamd kökünden türemiştir. Mahmud da yine hamd kökünden türemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak onu hamd peygamberi olarak yaratmıştır. O hamd nebisidir ve onun ümmeti de hammadun ümmetidir. Onun için Tevrat'ta tahrif olmayan sahih bir ayet olarak kalan Tevrat ayetinde Cenab-ı Hakk'ın ifadesi olarak ahir zaman peygamberi anlatılırken mevlüdühü bi Mekke ve hicretühü bi Taybe ve mülkühü bi Şam ve ümmetühü elhammadun olarak müjdelenmiştir. Ahir zamanda gelecek peygamberin doğum yeri Mekke olacak. Hicret yeri Taybe, Medine olacak. Ve saltanat merkezi de Şam olacak. İstanbul saltanatın merkezi olacağına kadar Şam saltanat merkezi olmuş. Afrika, Kuzey Afrika, ta Fransa sınırlarına kadar İspanya Şam merkezli olarak fütuhat sahibi olmuş, fetihlerin merkezi olmuştur. Ama ümmeti de ve ümmetühü elhammadun, onun ümmeti çok hamd edenler ümmeti olacak. Bizim ana vasfımız hamd edenler ümmeti olmak. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birinci suresinin, birinci ayetinin birinci kelimesi elhamd ile başlar ve biz onu günde 40 defa namaz içerisinde okuruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlamıştır. Tekrar edeyim, bu ümmetin elhammadun ümmeti olduğunun işareti olarak. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'dan başka 4 tane büyük sure elhamd ile başlar. 4 tane büyük nimete külli hamd ile mukabeleye davet etmek içindir. Allah hiç yoktan ilk defa bizi yarattı. Elhamdülillah. Yarattıktan sonra dünyada öleceğimiz ana kadar hayatımıza neler lazımsa onları bize bahşetti. Külli nimet elhamdülillah. Ahirette yeniden diriltecek külli nimet elhamdülillah. Ahirette yeniden bizi ebedi cennetine idhal edecek, ebedi nimetler bahşedecek elhamdülillah. Hamd etme işini Kur'an-ı Kerim tekbire bağlamıştır. Ve Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira. Bir de niye hamd etmelisiniz bilir misiniz? Allah Allahu Ekber olduğu için. O sizi yarattı, siz ona muhtaç. Onun yarattıklarına muhtaçsınız. O Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber karşısında sizin vazifeniz nedir? Velhamdülillahi kethira fe subhanallahi bükraten ve asıyla. Sabah akşam onu tesbih etmektir. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha tahmid etmek ve tesbih etmektir. Allahu Ekber içinde yine hamd vardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. 4 defa Allahu Ekber dedikten sonra hamd işte böyle büyük olan Allah'a aittir deriz. Tekbirin sonu böyle biter. Ne kadar güzel bağlantılar. Ahenk içinde muntazam bağlantılar. Telbiye getiren Hüccac için de lebbeyk Allahümme lebbeyk.
Lebbeyke la şerike leke lebbeyk inne lehamde. Buraya kadar telbiye buyur ya Rabbi. Allah'ın karşısında buyurdan sonra ne diyeceğiz? İnne lehamde ve ni'mete leke vel mülk. Hamd sanadır ya Rabbi, nimet sendendir ya Rabbi. Ve senin eşin menendin yok, mülk de sana aittir ya Rabbi. Baktığınız zaman kulluğun ahengi içerisinde Allahu Ekber karşısında bizler kulluk yapacak. Kulluğun da öne çıkan en önemli sembolü elhamdülillah ile ilan. Elhamdülillah'ı çokça tekrar etmektir. O bizi hiç yoktan var ettiği için elhamdülillah. Varlığından haberdar ettiği için elhamdülillah. Kendisini tanıma fırsatı, imkanı verdiği için elhamdülillah. Ona iman etme şerefine erdiğimizden elhamdülillah. Ondan bahseden peygamberleri insanlığa gönderdiği için elhamdülillah. Bize peygamberlerin en şereflisini gönderdiği için elhamdülillah. Nimetleriyle bizleri perverde ettiği için elhamdülillah. Bizi insani karakterlerle donattığı için elhamdülillah. Ve ibadet yapma mahiyetinde yarattığı için elhamdülillah. Ve bize dini mübini İslam'ı gönderdiği için elhamdülillah. Kur'an'a cemaat kıldığı için elhamdülillah. Bayramlar bahşettiği için elhamdülillah. Kurban bayramında bir araya gelme şerefini, nimetini bize bahşettiği için elhamdülillah. Ve yığın yığın insanlık içerisinde imanlı olma şerefini bize bahşettiği için elhamdülillah. Kabe'ye müteveccihen ibadet yapma şerefini verdiği için elhamdülillah. Onun nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. İki yerde geçen bu ayet, o sonsuz nimetleri bizlere bahşettiği için elhamdülillah. Öbür alemde, haşirde hesabımızı asan edecek elhamdülillah. Sırattan şimşek süratinde geçme imkanı bahşedecek elhamdülillah. Cennetiyle, cennetten selamıyla, cennetten cemali ba kemaliyle müşerref edecek elhamdülillah. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kethira fe subhanallahi bükraten ve asila. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerine hamd ediyor. Hamadun içi ümmeti içinde bulunma şerefini bize bahşettiği için ayrıca hamd ediyor. Ve hamd ederek yaşamayı Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetinden diliyor, niyaz ediyor, dua ediyoruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kanallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu feslemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamiline kemâ emer. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve resûluhun nebiyyil mu'teber.
تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله